program hazırladık. Mobil Hayat'ta bu hafta LG'deydik. LG en yeni teknolojilerini 3. nesil için anlattı. LG Electronics aslında Türkiye'de yeni bir firma değil. 1984'ten beri faaliyetlerine Türkiye'de devam ediyor. Ürün gruplarından en fazla talep gören ve pazarın şeklini değiştirmeye aday olan ürün gruplarından bir tanesi Netbook. Tekrar karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın. Üçüncü nesilde Mobil Hayat bölümündeyiz ve Mobil Hayat bölümünde bu hafta LG'deyiz. LG'de yeni teknolojiler, yeni mobil teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi alacağız. Yanımızda LG'den Kubilay Gökçe Kılıç var. Hoş geldiniz. Merhabalar. Programımıza merhabalar. Önce isterseniz Kubilay Bey, LG Türkiye'de senelerdir var ama bir değişiklik geçirdi Türkiye'de değil mi geçen sene? Evet. İstiyorsanız küçük bir LG'nin bu değişiminden, LG'den biraz bahsederseniz bize. Tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi LG Electronics aslında Türkiye'de yeni bir firma değil. 1984'ten beri faaliyetlerine Türkiye'de devam ediyor. Hı hı. Kore'de çok daha eski bir firma. 1950'lerden beri faaliyette. Evet, Güney Kore menşeli. Türkiye'deki ilk faaliyetleri ana ürün gruplarının komponentlerini sağlayarak oldu. 84 sonrasında 90'ların sonuna kadar ana faaliyetler irtibat ofisi ve distribütörler vasıtasıyla bu şekilde devam etti. Hı hı. 90'ların sonunda başlamak üzere hem ürün grupları genişledi hem de çalıştığımız kanaldaki ortaklarımızla olan işbirliğimiz genişledi. Geçtiğimiz yıldaki bu yaptığımız yapılanmanın arkasında hem satış operasyonlarını, hem ithalat operasyonlarını, hem de servis hizmetlerini kendi çatımız altında toparladık. Bu hem bizi kendi müşterimize daha yakınlaştırırken hem de verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmamıza yardımcı oldu. Peki LG büyük bir marka. Türkiye'de birçok ürün grubu var. Ben açıkçası biraz da karıştırıyorum. Ya, o kadar çok ürün grubunda var ki. Siz daha çok IT ürünleriyle ilgileniyorsunuz. Evet, IT ürünleri satışı. Ama IT'nin dışında bir sürü ürün var. Yani ev elektronikleri var, işte beyaz eşya var değil mi? Bir sürü. Evet. 3 ana kategori halinde toparlayabiliriz aslında faaliyet gösterdiğimiz elektronik ürünleri. Tüketici elektroniği dediğimiz plazma televizyonlar, LCD televizyonlar ve aynı zamanda ses sinema sistemleri. IT ürün grubu altında benim de sorumlu olduğum IT ürün grupları altında projektör, bilgisayar monitörleri, notebook, netbook ürünleri ve aynı zamanda da optik depolayıcı cihazlar var. Bunun yanında da GSM ürünleri var. Geçen yıl bu faaliyet şeklimizi değiştirdikten sonra Nisan ayından itibaren beyaz eşya ürün grubu da hem Türkiye'ye getirdiğimiz hem de pazarlamasını, satışını ilk elden yönettiğimiz ürün gruplarından bir tanesi oldu. Beyaz eşyada LG dünyada çoğu ülkede pazar lideri. Bu ürünleri de Türkiye'ye getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Harika. Peki benim hemen tabii konu itibariyle ve daha doğrusu programımız itibariyle soracağım şey aslında teknoloji olacak. Çünkü özellikle işte Kore dendiğinde, Japonya dendiğinde bu tür ülkelerde teknolojilerin geliştirilmesi çok daha hızlı oluyor. Evet. Dolayısıyla LG de bir teknoloji firması aslında. Yeni teknolojiler neler var? Neleri görmeye başlayacağız? Mesela sizin grubunuzda netbooklar var. Bu senin işte önemli trendi. 2009'un önemli trendi şey olarak başladı. Netbooklar olarak başladı. Evet. Zaten burada bir netbook'umuz var. İsterseniz bu yeni teknolojilerden biraz bahsederseniz çok sevinirim, yeni teknolojik ürünlerden. Sizin de söylediğiniz gibi uzakta ülkeleri genelde teknolojide hem yüksek miktarda Ar-Ge araştırması yapıyorlar hem de çoğu teknolojinin patentine sahipler. Kore'de bu konuda bayağı ileri olan bir ülke. Bizim ürün gruplarına bakarsanız sorumlusu olduğum ürün gruplarından en fazla şu anda geçtiğimiz yılbaşından beri ciddi bir şekilde talep gören ve pazarın şeklini değiştirmeye aday olan ürün gruplarından bir tanesi netbook. Netbooklar değil mi? Hem mobil ihtiyaçların artmasıyla hem de internetin hemen hemen herkesin günlük ihtiyaçları arasına girmesiyle bu tür ürünlere olan rağbet beklenmedik şekilde artmış durumda. Peki hemen ben şey sorayım. Netbook'la notebook'un farkı ne? Biz gerçi bunu televizyonda çok söylüyoruz. Anlatmaya da çalışıyoruz ama hani bir bilen biri olarak hem netbook hem notebook ürün grubunda olan bir firmanın yöneticisi olarak sizce netbook'la notebook'un farkı ne? Bir kere notebook'lar her zaman ana ihtiyaç olarak en azından şu dönemde kalmaya devam edecek. Netbook'lar birazcık daha mobilite ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Yani daha önce desktopların yanında notebooklar karşılaşıldığı zaman 3 kiloya kadar olan
Notebooklar gayet makul karşılanıyordu. Fakat onların da yaygınlaşması, insanların daha fazla kolay seyahat edebilir hale gelmesiyle notebooklardan netbook ihtiyacı doğdu. Şu anda netbooklarla notebookların arasındaki ana fark tabii ki performans olarak bir kere notebooklar hala ciddi üstünlüğünü korumakta. Zaten netbooklar genelde notebook sahibi olan kişilerin ikinci ve mobil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Kapasiteleri ve işlemci performansları biraz daha limitli. Ama günlük her türlü ihtiyacınızı görebilecek, herhangi bir yerden sınırsız olarak bağlanmanızı sağlayacak. Hem de çok kolay taşınabilecek ürün grupları. Bir de bu yeni netbooklarda GSM sim kart girişleri falan da oluyor. Yani dolayısıyla her yerden, sadece wireless, Wi-Fi olan yerlerle değil, işte GSM kartıyla her yerden internete ulaşabilmek. Evet, yani Türkiye'deki bu altyapının da gelişmesiyle 3G ile beraber. Evet, 3G, 3. neslin başlamasıyla doğru orantılı olarak tamamen hayatımıza girecek bir özellik. Ama bizim netbooklarımızda da bu özellik mevcut. Önümüzdeki aydan itibaren de bunu Türk tüketicisiyle buluşturacağız. Sizin de bahsettiğiniz gibi tüm sınırları kaldırarak istediğiniz yerden cep telefonu şebekesi üzerinden internete bağlanmanızı sağlıyor. Şimdi bu netbook tabii işin bir yanı ama hani başka mobil cihazlar da var aslında. Üçüncü nesil bir mobil program. Dolayısıyla ben burada hemen işte şimdi kameraman arkadaşım bunu daha yakından çekecektir eminim ki. Mini minnacık küçücük bir projektör de görüyorum. Biraz da bunun hakkında bilgi alabilir miyim? Yani çok enteresan, çok ufak. Bunlar ne bileyim çok daha büyük, çok daha sesli. Evet, sizin de söylediğiniz gibi mobilite ihtiyaçlarının artmasıyla beraber onun yan aksesuarlarının veya ihtiyaç duyulabilecek aparatların da ihtiyacı artmış durumda. Projektörler de bunlardan bir tanesi. Hem öğrencilere hem de mobil durumda iş hayatına devam eden profesyonellerin ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış bir projektör. HS-102 modeli LED özellikli LED özellikli projektörümüz. Hem netbooklarda tamamlayıcı bir ürün olarak hem de pazarda diğer gruptaki çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Bu görebildiğim kadarıyla daha sonra hissedebildiğim kadarıyla 1 kilo. 1 kilo değil mi? Evet. Ben tamamen 1 kilo civarı diyecektim. 1 kilo civarında ve ne kadar büyütebiliyorsunuz böyle bunu bir böyle büyüklük en olarak aldım. Optimum görüntüyü alabileceğiniz büyüklüğü 42 inç. Yani 106 ekran. Evet, 106 ekran. Bir görüntü alabiliyoruz duvarda. Net televizyonun verdiği görüntüyü size sağlıyor. Hazır televizyonlardan konu açılmışken aslında bir diğer önemli şeylerden biri de 2009 yılında hani trendlerden biri de televizyon ve monitörlerin birleşimi oldu. Biz genellikle eskiden hani dergilerde yazarken şey derdik işte kendi televizyonunu kendin yap, monitöre bir tane TV kartı al filan derdik. Ama artık bütünleşik LCD, monitör, TV tarzı cihazı da çıktı. Bunlardan biri de gene yanınızda gördüğüm için hemen ondan da bahsedeyim istedim. Bilgisayar monitörleri aslında 2 yıldan beri hızlı bir değişim yaşamakta. Hem dünya çapında, bunun hemen paralelinde Türkiye genelinde. Tüplü monitörlerden bir kere 2 yıldan beri çok hızlı bir şekilde geçiş oldu. Evet, LCD monitörlere geçiş oldu. Da yavaş yavaş LCD ekranların boyutları artmaya başladı. 17 inçlerden 19 inçlere, 19 inçlerden 19 geniş, sonra 22 inçler ve şimdi de en son yine bu yılbaşından itibaren özellikle Avrupa'da çok rağbet görmekle beraber Türkiye'de de ciddi bir şekilde monitör TV, yani hem üzerinde televizyon fonksiyonu olan yani tuner bu bilgisayar var monitörleri. Evet, üzerine entegre şekilde televizyon tuner olan monitörler rağbet görmekte. Şu anda Avrupa'daki satışların yaklaşık %40 gibi bir oranı, monitör satışlarının %40 gibi bir oranı monitör televizyona, monitör TV'ye dönmüş durumda. Bayağı büyük bir oran yalnız. Çok ciddi bir oran. Ve dediğim gibi yani birden fazla ihtiyacı karşılayabilmesi ve aynı zamanda tüketicilerin taleplerinin artık sadece tek bir fonksiyona yönelik değil, aynı anda bir iki işi yapabilmek istemesi. Ama picture and picture, bir taraftan televizyon seyredecek, bir tarafta işini yapmaya devam edecek şeklinde. Aynı sizin söylediğiniz gibi. Bu tür taleplerin artmasıyla monitör TV'nin Türkiye'de ciddi bir artış yaşamasını bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler tekrardan. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Bakalım şimdi 3. nesilde sırada neler var.